Öncelikle onu söyleyelim. Biz dışarıdan edindiğimiz izlenim biraz iç açıcı değil. Onu söyleyelim. İç açıcı tarafı yok ki. Su yok. Yol yok köyümüzün. Köyümüzün içi. Şimdi şu anda 4 tane yağmur attığı zaman çamurdan çıkamıyoruz. En başta bu. Yaşantı denize yaşantı yok. İçme suyumuz yok. Kısacası bunlar. Yani sadece sorunumuz bu. Yani kuru tarım yok zannedersem var. Burada Kayısı üzerine fazla şeyiniz yok. Su yok. Olsa da su yok diyorsunuz. Bundan. Tabii ki siz de bir alternatif arayış içerisine girdiniz. Yıllardan beri de bu zurna çalma icraatınız var. Onu zevkle yapıyorsunuz. Tabii bundan da para kazanıyorsunuz. Buna nasıl başladınız? Tabii sizin ailede gelenek bu herhalde tahmin etsem. İlk kez ben çıktım. Ben çaldım, başka kimse yok. Bilmiyorum, Yasaman babası davul çalıyordu. Yani Evet. o öyle müzisyen Ben olarak, çaldım. müzisyen olarak. Evet. Meraktan. Nasıl bu, kimden feyiz aldınız? Hiç kimseden. Kendi kendime hiç. Herhalde bu arada düğün mü var? Düğüne mi gideceksiniz? Prova yapıyordunuz değil mi? Nereye gideceksiniz mesela? Hekim ol. Peki var, neresine gideceksiniz? Merkeze. Merkezler. Herhalde yarın, bugün cumartesi, haftaya mı gideceksiniz? Haftaya yani, bugün normalde kın olması lazım. Evet. Evet Mustafa Bey, şöyle bakalım nasıl, ne yapıyorsunuz, nasıl ediyorsunuz? Merhaba. Hem çalıp söylüyor musunuz? Söyleme şeyiniz de mi var? Söyleme işi yok. Çalıma davul söylüyorum. Yengemiz burada mı desem? Şöyle yengemizi de şöyle yan tarafa bir alayım ben. Hoş bulduk. Teşekkür ederim yengem. Yengeciğim sen de şöyle yan tarafa otur bakalım hele. Şimdi eskiden şöyle söylerlerdi. Kızı olan ya davulcuya kaçar ya zurnacıya. Öyle mi oldu? Yo, ben zaten bu köyün dayısının da kızıyım ya. Bu köyde biz beraber büyüdük. Peki bu söylediğiniz şeye katılıyor musunuz, zurnacıya varmak Yok falan? ya, eskiden mi? Şimdi zurnacı davulcuya kaçan giden yoktur bence. Peki Mustafa Bey, sizi nasıl gördün? Nasıl oldu? Şöyle bir Davulcu anlatın bakayım hele. Şöyle kısaca bir Mustafa Bey ile nasıl tanıştınız? Gerçi dayınızın oğlu ama. Ya dizimin oğlu, ben onun dayısının kızıyım. Aynı köydeyiz. Annemgilerin evde bir bu yukarıda. Yani sürekli beraber yetiştiğimiz için ya yani bir yerde tanışmamıza gerek yok. Uzak yerde yani gelip Yani bu olay nasıl oldu? Nasıl gerçekleşti? orası anlatmıyorum. Niye? Önce Mustafa Bey'den mi geldi? Evet işte. Her Ne dedin? Seni bakın. Hiç böyle bir anlat. Ne? Ya yok, saçma bir şey yok. Davul da getir, davulu. Davul ise dışarıda çalan Hüseyin Bey de burada. Güzel bir halay mı çekecek? Ne yapar? Şöyle bir kranayım. Olur mu? Tamam. Ben sizi de alayım. Merhabalar. Şöyle buyurun, 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 buyurun. Bura yedik. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Biz sizi de tanıyalım. Ben Asar köyünde oturuyor işte İrfan Salman. Daha ne diyecek? İşte uğraşıyoruz aynı. Evet. Şimdi ben dedim ya, ben sizi de çok uzun zamandan beri tanıyorum. Buraya gelmem, sizi görmem de bu program vesilesi oldu. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bizleri kırmadınız. Kapılarınızı bizlere açtınız. Çekmeye çalışın. İnşallah. Şimdi buradan şeye gireceğiz. Gecekonduya gireceğiz. Orada da çekimlerimiz olacak. Arkasından zaman bulabilirsek çiftliğe gideceğiz. Ve oradan direkt masaya gideceğiz. Zaman derken buraya izin gelmez de biz size bir görev verelim. Bizi duysunlar. Biz o şekilde. Yani, köyümüz yağmur yağdı falan, kışın çamurdan çıkamayız. En başta yapılacak işlem o. Kaymakamımız iki sefer giden kaymakamda, yeni gelen kaymakamda söz verdi ama sözlerine Biz de davet durmadılar. ettik geldi ama. Eğer ki yapılmazsa biz valinin yanına gideceğiz. Köy toplu valinin yanına gideceğiz. Başka çaremiz yok çünkü. Yapılmadı. Söz verdiler. Söz verdikleri halde yapmadılar. Bir köyün sadece biz yolumuz Şimdi sadece bu köy, bu sorun sadece Arguvan'da sizin mezranızda veya sizin köyünüzde olan bir şey değil. Bütün Yolumuz var ama sadece köyün içi. Yolumuz asfalt, okulun oraya kadar. Sadece bir aşağı mahalle, bir yukarı mahalle. Aşağıda kumlu yola kavuşturacaklar. Tam başka yolumuz yok. İnşallah merciler bizi dinliyordur. İnşallah onu. Sondaj çalışması şu anda devam ediyormuş. Geldiler sondajcılar. Başka sağlığınız. Evet şimdi hani Arguvan'da her köyde üç tane şey eksik olmaz. Bir bağlama, bir Hazreti Ali'nin resmi, bir de Atatürk. Görmüş olduğunuz bağlamamız arkamızda. Hazreti Ali köşede ve Ulu Önder Atatürk'te yine yan tarafta. Ve yine ailenin resimleri. Yine Salman kardeşlerin kendi takvimleri. Tabii Atatürk'ü de koymuşsun. Şimdi ne yapalım? Önce bir zurna dinleyelim. Şöyle bir zurna çalalım. Bir dinleyelim. Şöyle bir Arguvan ağzı. Sevgili, bizim buraya ulaşımızı sağlayan değerli bir esnaf kardeşimiz var. Yine buralı, bu köyde yetişen. Sevgili Hüseyin Yenilmiş. Onun da tabii ki sesi de çok güzel.
Kendisi fazla ekran karşısına çıkmam dedi ama madem ki bu köylü burada yetişti, buranın havasını, suyunu soldu. İsterseniz onu da ben şöyle arkadaşlarımın yanına alayım. Bizi kırmaz, bizi kırmaz. Beraber büyüdünüz herhalde. Evet, evet. Şimdi Hüseyin Bey bu köyde şöyle bu köyde yaşarken küçükken söylediği beraber söylediğiniz beraber söyleyin isterseniz. Olur mu? Bizi kırmazsınız herhalde. Çalamayım anne ya ne ya ne çalamayım ben çalanın anne ya ne ya ne dalamayım eller sürmüş harman etmiş. Kız ben seni de alır mıyım? Yar ben seni de alır mıyım? Diloy dağlar diloy. Diloy köylüm diloy. Diloy dağancığım diloy. Teyze vaktin hayır ola. Geldiğim daha hayır. Ne yapıyorsun? Otur, rahatsız olma. Yok. Otur, kurban olayım, otur. Yok. Otur teyze, otur. Gel. Yok, hayır canım, öyle şey olur mu? Estağfurullah, buyurun. Allah. Buyurun. Allah. O teyzem nereye gitti? Katınkala, gel lan, nereye gitti? Katınkala, nereye gidiyorsun? Gelsene ya. Tamam, hadi bekliyorum. Teyze, ne yapıyorsun? Seni bir tanıyayım ben. Oturayım. İsmini alayım senin. Hanife Salman. Hanife Salman. Bizim Mustafa abi gelin nesi oluyorsun? Annesi. Annesi maşallah. Mustafa abi güzel zurna çalıyor. Tabii çalıyor. Kimden öğrendin bunu? Hiç. Kendi öğrendi. Demedin mi ki ya sen niye okumuyorsun bu zurna alışkanlığı senden niye böyle? Yapamadık, gücümüz yetmedi. Zamanında öyleydi değil mi? Tabii. Peki şimdiki şartlar olsaydı? Birini okudamadık. Beş oğlanla birini okudamadık. Biri davulcu oldu, biri zurnacı oldu. Biri mobilyacı, ikisi terzi. Maşallah. He. Ben de seni tanıyorum. Sen kimsin? Ben mi? Ben de buralı sayılırım. Buralısın da kimsin? Ben öyle geziyorum, vatandaşlar geziyorum. Onların dertlerini dinliyorum. Memleket neresi? Memleket mi? Memleket buralıyım ben. Akverenliyim. Akverenler? Ha. Ha. Oldu. Nasıl? Hayatından mutlu musun burada? Eşik. Nasıl geçiyor günlerin? Şöyle anlat bakalım yani. Eskiye göre nasıl? İyilik. Eskiden ne yapardınız burada? Eskiden mi? Bu kerpiçleri söküydük, bu damları yapıydık, ekim biçiydik, karman kaldırıydık, tavarma sıkıydık, ayran yağıydık. Önceden... Sualıydık, yoğudu. Önceden koyunlarınız vardı ama şimdi yok değil mi? Sattınız. O zaman he. O zaman mal da çoğudu, davar da çoğudu. O kadar davarın malın vardı, bir çocukların okutamadı değil mi? Yok, yancak. Onların boğazını yetiştirdik. Oley de gel. Sen 7 çocuğu yetiştirebilir misin? Allah'ın verdiği. Yani niye 7 tane çocuk yaptın? 2 tane yapsaydın yetmez miydi? Öyleydi. Ya öyle bir kanun mu vardı? 7 tane. Öyle bir kanun mu vardı? Tabii, vardı ya. Şahracoğluydu, Kuzucoğluydu. Çoban oluydu, honca oluydu. Tabii şimdi şöyle bir şey yani bir evin reisi bir tane kuzu için, bir tane harman için, bir tane şunun için, bir tane bunun için. Peki Mustafa'yı ne diye düşündünüz? Mustafa'yı rahmatlı Vaylov dedeydi saunadan. Oraya gittim. Beni şaplaklar. Dedik bir oğlan çocuğun olacak, adımı koyacaksın. Ben de dedim dedi, yeter. Allah'a verdik. Onlar dedim yaşarsa yeter. Yok dedi. Biten olacak dedi. Adını da Mustafa koyacaksın dedi. Adımı koyacaksın dedi.